Çelim İngiltere'ye, İngiltere Brexit'le yatıp Brexit'le kalkıyor. Gözler parlamentonun bu haftalık yani bir haftalık performansında olacak. Anlaşmasız mı olacak, anlaşarak mı olacak? Elbette göreceğiz. Başbakan Johnson'ın sonbahar tatiline parlamentonun karşı bir hamlesi olabilir mi? Hala seçenek var mı? Anadolu Ajansı Londra temsilcisi Tayfun Salcı ile konuşacağız. Tayfun Salcı merhaba, iyi akşamlar. Tayfun Salcı, sesimi duyabiliyor musunuz? Aha, merhaba, duyuyorum. Merhaba. Merhaba. Şimdi seçenek dedik ama galiba Muhafazakar Parti'den Philip Lee seçeneği kullandı. B planına geçti, istifa etti. Bu da sanki oyunu farklı bir aşamaya taşıdı gibi. Ne olacak peki bundan sonra? Başka hangi seçenekler var? Bu adımın karşılığı ne? Haklısınız. Bu gerçekten de kritik bir adım oldu Boris Johnson için. Parlamento biliyorsunuz bugün yaz tatilinin ardından ilk oturumunu yapıyor. Ve bu oturumda Boris Johnson kürsüye çıktı. Geçtiğimiz hafta yapılan G7 liderler zirvesiyle ilgili parlamentoyu bilgilendiriyordu. Tam o sırada istifa haberi geldi partisinden bir milletvekilinin. Bu milletvekili Philip Lee Liberal Demokrat Parti'ye geçtiğini duyurdu. Böylece zaten bir milletvekili farklı hükümet kurma çoğunluğunu elde etmiş olan Boris Johnson bunu kaybetmiş oldu. Dolayısıyla teorik olarak parlamentoda yapılacak herhangi bir oylamayı hükümetin kazanması mümkün değil şu aşamada. Ve bu akşamda çok kritik bir oylama var. İngiltere'de parlamento gündemini belirleme yetkisi normal koşullarda hükümetlere ait. Ama muhalefet partileri bir araya geldi ve bu akşam bir oylama yapacaklar. Böylelikle yarın çarşamba günü parlamento gündeminin muhalefet partilerinin belirleme ihtimali ortada. Eğer bunu başarırlarsa, bu akşamki oylamayı muhalefet partileri kazanırlarsa yarın parlamentonun gündemine anlaşmasız Brexit'i engelleyecek bir yasa tasarısı kaplayacak ve muhtemelen bu yasa tasarısı da bir gün içerisinde Avam Kamarası'ndan geçecek. Ardından Perşembe günü Lordlar Kamarası'ndan yine aynı hızla geçecek ve Cuma günü yasalaşacak. Bu da Boris Johnson'ın sürekli yinelediği AB'den anlaşmalı veya anlaşmasız ama 31 Ekim'de mutlaka ayrılacağım iddiasını bir anlamda hükümsüz hale getirecek. Evet. Peki normalde Cuma günü aslında Avam Kamarası'nın çalışmaması gerekiyordu ama bu dengenin bozulması bunu da mı değiştirecek? Biliyorsunuz Boris Johnson parlamentoyu, Avam Kamarası'nın bütün parlamentoyu 9 Eylül itibariyle tatil etme kararı aldı. Kraliçenin de onayıyla 5 haftalığına. Dolayısıyla parlamentonun her iki kanadı da bu 9 Eylül'e kadar olan sürenin her dakikasını kullanmak istiyorlar. Ve bunu başaracaklar. Yarınki oylamanın bir kritik yönü de şu, Boris Johnson bu oylamayı bir anlamda güven oylaması olarak değerlendirebileceğini ifade etti. Eğer böyle değerlendirirse bir erken seçim kararı alması çok muhtemel. Eğer oylamayı kaybederse, yani muhalefet bir anlaşmasız Brexit'e karşı bir yasa tasarısı çıkarırsa Boris Johnson'ın bir erken seçim kararı alması çok muhtemel. Bunun için gösterilen tarih de 14 Ekim şu anda İngiliz kamuoyunda. Evet, Brexit adeta bir satranca dönüştü ama şu an Johnson'ın eli görünüyor aslında. Ne olup ne biteceğine dair, yani erken seçim tehdidi mi bir sonraki adım? Boris Johnson aslında erken seçimde dediğiniz gibi milletvekillerini, kendi milletvekillerini tehdit etti bir anlamda. Bunu daha önce de el altından basına sızdırdı bir erken seçimi düşündüğünü. Böylelikle amacı milletvekillerini koltukları ile bağlamaktı bir anlamda. Hatta parti içi muhalefetin üyelerini, muhalif milletvekillerini ihraçla, bir daha milletvekili seçilmemelerini sağlamakla tehdit etti. Ama buna rağmen Muhafazakar Parti içindeki AB üyeliği yanlısı milletvekilleri birliklerini koruyor görünüyorlar. Ve Boris Johnson aleyhine oy kullanma kararlılığında olduklarını gözlemliyoruz. Dolayısıyla Boris Johnson gerçekten köşeye sıkışmış durumda. İngiliz basınında Boris Johnson'ın İngiltere tarihinin gelmiş geçmiş en kısa süre görev yapan başbakan olarak tarihe geçme ihtimalinden söz ediliyor. Ki bu güçlü bir ihtimal olarak ortada şu anda gerçekten de. Tayfun Salcı, ne Brexit'miş, gerçekten başbakan öğütücü bir sürece dönüştü yaşadığımız bu süreç. Bakalım bu hafta nasıl tamamlanacak ve 9 Eylül'de birlikte neyi gözlemleyeceğiz? Çok teşekkürler değerlendirmelerin için. Rica ettim, iyi akşamlar.
Evet.